Sesim geliyor mu? Bir an böyle etkisinde kalmışım. Sesim duyan var mı diyecektim. Evet, başkanım şöyle tutabilirsek, özür dilerim. Şöyle. Başkanım size göre edelim. Evet. Alo, duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz başkanım. Herkese selam ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bir kere daha depremde kaybetmiş olduğunuz yakınlarınızı Allah'tan sabır diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere de sabırlar diliyoruz. Acılarınızı buradan bütün Şile'li dostlarımız, hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Bugün bakın burada onlar da... Evet, dostları görmek, evlatları görmek orada güzel. Ben de aslında niyet ediyordum bugün gelmek için ama nasip olmadı. İnşallah geleceğiz. Orada bir arada olacağız. Sizleri seviyoruz. Yani yaralar sarılıncaya kadar sizinle beraber olacağız dedik. Yine aynı hassasiyeti paylaşıyoruz. Yalnız değilsiniz. Bu acıları inşallah hep beraber birlikte sımsıkı bir şekilde sararak gidereceğiz. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz kaybettiklerimiz için. Geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Çocuklar nasılsınız? İyi misiniz? Biz de sizi özledik. Özledim inşallah. İnşallah. Özledim. İyi misiniz? İyiyiz. Özlediniz mi Şile'yi? Özledim. Yerim seni ben. İyi peki. Kendinize iyi bakın oğlum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Özlemişiz sizi ya. Yani sen Şile'ye gelmedin değil mi? Geldim. Sen geldin mi? Evet, tamam. Neyse bir daha sizi getireceğiz buraya, olur mu? Efendim. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bütün ortaklıkçı merhaba. Her gün deprem boyunca hep yanımızdaydınız. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız. Allah sizden bin kat razı olsun. Yaralarımızı hep sardınız. Siz olsun, ekip arkadaşlarımız olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 4 gün boyunca bizi en iyi şekilde de ağırladınız. Allah sizden bin kat razı olsun. Dualarımız çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyoruz başkanım. Biz de sizi çok seviyoruz. Dualarınız hepsinde. Eksik olmayın. Biz de buradan sizlere selam ve saygılarımız. Biz de Şile'den sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz inşallah sizlere. Evet, Murat Pehlivan, alkışlarla oluyoruz Murat Bey'in. Burada başlıyorum. Evet, Türk dernek üyelerimize sahneye alalım. Alkışlarla. Afet ekibimizi aldık. Şile Araba Kurtarma Derneği üyelerini de davet ediyoruz. İçi protokolümüzü yerine davet ediyoruz. Arkadaşlarımız biraz yürü alalım.
Hep beraber bugün orasına fotoğraf alacağız. Biz de burada arazide, sahada ve burada yaraların sarılması için mücadele eden arkadaşlarımızla, gönüllerimizle bir araya geldik. Buradan bir kere daha hakkın rahmetine kavuşmuş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Memleketimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle acıları yaşamaz, bir daha böyle üzüntülere ortak olmayız. Gerçekten farklı bir duygu yoğunluğu içerisindeyiz. O gün burada sahada görev yapmış, arazide sahada görev yapmış arkadaşlarımız da, mesai arkadaşlarımız da, kamu kurumlarında görev yapmış olan herkesle bir araya geldik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize ve kamu kurum ve kuruluşlarının bütün yönetici ve çalışanlarına, belediyemiz çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticilerine, milletimize, hemşehrilerimize, köylümüze, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, velhasılı gerçekten o gün yüreğini ortaya koyan, yaraların sarılması için mücadele eden herkese huzurlarınıza teşekkür ediyor. Bir kere daha başımız sağ olsun. Hakkın rahmetine kavuşanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Hazırlanmak için mücadele ediyoruz. İlgili belediye başkan yardımcısı ve teknik ekibimizi ve çalışma arkadaşlarımızı bu konuda görevlendirdik, yetkilendirdik. Yani depremin olmasını beklemiyoruz. Öncesinden bu tedbirleri alıyoruz. Her türlü tedbirlerin alınması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Arkadaşlarımız bunun için gerek eğitim çalışmalarını, gerek fiziki çalışmaları yerine getiriyorlar. Gerekse malzeme çalışmalarını yerine getiriyorlar. Dolayısıyla biz olası akademisyenlerin her fırsatta ifade ettiği, İstanbul'da meydana gelebileceği ifade edilen depremle ilgili ilçe özelinde bütün hazırlıklarımızı yerine getiriyoruz. Tabii Sayın Kaymakamımız gece 4.30 civarında kaymakamlığa çağırdı. Ekibimizi topladık. Yaklaşık 12 saat sonra falan da buradan Şile Belediyesi'nin araçlarıyla havaalanına intikal ettik. Sonra Adana, Adana'dan da Hatay'a geçtik. Direkt saha çalışmasına başladık. 12 gün sahada enkaz arama kurtarması yaptık. Son günü sınırda İdlib sınırına kadar giderek Suriye sınırına, o bölgede yardım dağıttık köylere. Toplamda 26 cana ulaştık. Çok sayıda cansız bedeni çıkarttık maalesef. Vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Devletimize, milletimize, Şile AFAD gönülleri olarak o zaman gittik. Müdahale etmeye gittik, çalışmaya gittik. Sonrasında da Şile Arama Kurtarma Derneği'ni kurduk. Profesyonelleşiyoruz çünkü. Olası bir İstanbul depremi kapıda. Dolayısıyla İstanbul depremine karşı veya ülkemizin herhangi bir yerinde oluşabilecek bir afete karşı bizler de varız. Bizler de devletimizin, milletimiz yanınızda demek için bu derneği kurduk. Peki biraz duygu yüklü değil mi bugün? Tabii ki. Yani zaten bizim işimiz duygu ve vicdan isteyen bir iş. Duygu ve vicdan isteyen bir iş olduğu için de aynı zamanda dirayet de isteyen bir iş. Yani öyle bir özelliği de var. Dolayısıyla biz o iradeye ve o duyguya sahip olduğumuz için bu işe baş koyduk. Allah'ın izniyle muvaffak da olduk. Sonuna yaklaştık çünkü bu iş mali boyutu kuvvetli bir iş hazırlık aşamasında. İşte yeri, araç, gereçler falan, milyonlarca liraya bulan maliyetler bunlar. Ama olsun, elimizden geleni yapıyoruz Ayas Haberleri'nin de desteğiyle. Şile halkı adına biz orada birilerine yardım ettik. Şile'deki teyzelerimizin ekmeklerini sınırda dağıttık, onları da yaptık. Kırıkan'da Sayın Vali Bey'in yanında koordinasyonda görev yaptık. 17 günde öyle görev yaptık. İskenderun'da görev yaptık. Yani her yerini gezdik. Hatta. Toplamda kaç gün bölgedeydiniz? 29. Bir ay. Evet, bir ay. Teşekkür ediyorum. Rica ederim.